Günaydın, günaydın, günaydın. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel uyudunuz mu? İyi uyudunuz mu? Güzel uyandınız mı? Zinde uyandınız mı? Rahat uyandınız mı? İnşallah güzel uyumuşsunuzdur, iyi uyumuşsunuzdur, zinde uyanmışsınızdır. Enerjileri toplamışsınızdır. Ben bir güzel uyumuşum, bir güzel uyumuşum, bir de bir güzel uyandım, bir güzel uyandım. Vallahi sormayın ya. Gerçekten. Bugün o kadar bir güzel uyandım ki. Anlatamıyorum. Anlatamıyorum. Aslında anlatılmaz yaşanır yani. Öyle bir yaşamanız gerekiyor ki böyle bir şeyi. Gerçekten bir yaşamanız gerekiyor ki. Rabbim nasip etti bana, ikinci kere yaşadım. Çok şükür. Sürprizim var size. Size bugün güzel bir sürprizim var. Çok güzel bir sürprizim var. Gerçekten. Yani ben o kadar mutlu oldum, o kadar mutlu oldum ki böyle hani maddiyatla falan ilgili değil. Hemen oradan maddiyatla ilgili falan diye düşünmeyin. Maddiyat beni öyle bu mutlu edecek gibi değil. Çünkü her şeyim var çok şükür. Elhamdülillah. Parayla pulla da benim işim olmaz zaten. Evimde çalışan reisim varken, başımda kocam varken para işlerini zaten o hallediyor. Gerisine ben karışmıyorum. Yardım işleri de zaten hüznüm sağ olsun. Ele aldı artık. Onu da ben bir şöyle bir açıklayayım isterseniz. Sürprizimden önce bunu bir konuşayım. Olur mu? Müsaade ediyor musunuz? Bir konuşayım mı? Lütfen. Tamam, müsaade senin dediğinizi duyar gibiyim yani. Şimdi biz Ebrar Bebek için biliyorsunuz valilik onaylı bir kampanyaya girdik. Ben zaten valilik onayı olmadan hiçbir kampanyaya girmiyorum. Hiçbir kampanyaya destek veremiyorum. Vermiyorum, veremiyorum. Yani arkadan tabii ki kendi desteğimi veriyorum ama sizlere sunmuyorum. Neden? Çünkü ben kimseden para toplamıyorum. Kimsenin IBAN'ını kimseye vermiyorum. Gidin şuraya para yatırın, gidin buraya para yatırın demiyorum. Yani gönlünüzden koparsa benden rica ediyorsunuz mesela. Benim yardım ettiğim kişiler oluyor. Rica ediyorsunuz. Ben evet onların IBAN'ını size yollayabiliyorum. Ama kesinlikle hiç kimseye kendi IBAN'ımı verip de şuraya şu parayı yatır da ben de şuna bir yardım yapayım demiyorum. Demiyorum. Bak takipçilerim için söyleyeyim demiyorum yani. Ve dün, daha dün olan bir olay bu. Otursam mı? Ayakta mı anlatsam? Ayakta anlatırken de pek heyecanlanıyorum. O yüzden oturayım mı? Ne yapayım? Oturayım ha. Oturarak mı anlatayım? Evet, oturarak anlatayım. Şimdi geldim. Evet, anlatmama devam edeyim. Şimdi biz Ebrar Bebek için biliyorsunuz kampanyaya girdik. Tamam, onu söylemiştim. Geçeyim. Valilik onaylı bir kampanyaydı bu ve biz insanlara dedik ki böyle böyle valilik onayı var. Euro hesabı işte dolar hesabı, Türk parası hesabı ben oraya koydum. Herkes gidip onları kontrol edebilir. Benimle alakası var mı yok mu kontrol edebilir. Bazı yerlerde konuşma geçmiş. Burcu para topladı. Gittim açıklamamı yaptım zaten. Teyzeciğim. Yanlış anlamış bir tane teyzeciğim. Valilik onayının ne demek olduğunu bilmiyormuş. O yüzden özür diledi zaten. Helallik istedi. Belki onun gibi düşünenler varsa diye o teyzem için yapmıyorum bu videoyu. Yanlış anlaması zaten ben ona anlattım. Ve konu kapandı. Onun gibi düşünenler varsa diye yapıyorum şu an bu videonun yani açıklamayı şu an onun için yapıyorum. Gidin, gidin kontrol edin. Hiçbir şekilde benim hesaplarımla ilgili para tutar hiçbir şey yok. Yani benim hesabım yok ortada. Sonuçta siz ben link koyuyorsam, ben hesap numarası koyuyorsam zaten Ebrar'ın. Valilik onaylı olduğu zaman anne baba bile dokunamıyor o paraya. O parayı valilik onaylı devlet topluyor. Sonra ulaştığı zaman da para toplandığı zaman da alıyor. Direkt hastaneye yatırıyor. Bunu anne baba da yapmıyor. Bunu devlet yapıyor. Hastaneye yatıyor. O para çocuk ondan sonra hastaneye gidiyor. Bu kadar. Eğer ki Allah vermesin, Allah vermesin. O çocuk vefat ederse toplanan para diğer SM hastası çocuklara bölüştürülüyor. Yani hani yüzdesi az kalmış çocuklara bölüştürülüyor.
Yani bunun benle alakası, ilgisi yok. Çıksın şurada bir Allah'ın kulu desin ki ben Burcu'ya bir kuruş para verdim. Burcu bana hesap numarasını yolladı, şuraya para yatırdı. Desin. Esma çocuklarını zaten belli, varlık onayı olmadan parası toplanmıyor. Bunu böyle bilin, olur mu? Ha, benim yardım videolarım var ya şimdi, yardım videolarımda yardım ettiğim kişiler var ya, onlar için de ben kimseden para almış değilim. Ben her zaman söylüyorum, sponsorum önce Allah, sonra eşim ve sizler. Beni izliyorsunuz, beni beğeniyorsunuz, takip ediyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz, videolarımı izliyorsunuz. İşte Instagram'da olsun, şurada olsun, burada olsun tanıtımlarım oluyor, bilmem ne oluyor. Onları da izliyorsunuz. Ben buralardan zaten para da kazanıyorum. Ben onları da bir kuruşuna bile dokunmadan yardıma yolluyorum. Benim paraya ihtiyacım yok. Ben tekrar diyorum, benim paraya ihtiyacım yok. Ben YouTube yapıyorsam bazen de diyorlar ki böyle, madem o kadar zenginsin neden YouTube yapıyorsun? Niye? Niye zenginsem YouTube yapamam mı? Instagram'a video koyamam mı? Facebook'um olamaz mı? Niye, niye? İlla fakir ağzı açlıktan kokan kişiler mi YouTube yapacak? Niye? Hem de sana ne? Gerçek söyleyeyim, o kadar lüzumsuz, o kadar kişiliksiz, o kadar karaktersiz insan var ki. Bazen de gelip beni buluyor ama Allah işte onları göstermezse ben iyi insanları tanıyamıyorum. Bir de o var. Onlar da bizim bir sınavımız. Sınavları böyle güzel güzel geçiyoruz. Kendimize zarar vermeden, sinirimizi zıplatmadan, enerjimizi azaltmadan. Ha, gelelim. Konu açıklığa kavuşmuştur, değil mi? Kavuştu. Evet, açıklığa kavuştu. Sonuçta ben kimseden para almadım. Kimseden para toplamadım. IBAN numarası ortada. Herkesin yatırdığı IBAN numarası gitsin. Herkes kontrol etsin yatırdığı IBAN numarasını. İstediği yerden de araştırırsın. Zaten reklamları belli, şeyi belli. Hani yatan para belli. Lütfen ya, lütfen. Yani küçük sinek mide bulandırır hesabı. Mide bulandırmaya gitmeyin. Midenizi bulandırırım. Gerçek söylüyorum, bulandırırım yani. Bir şey de gördüğüm zaman, bir şey de duyduğum zaman ben bunun sonuna kadar da giderim. Herkes de beni biliyor. Eşim de sağ olsun arkamda, ben sonuna kadar gittiğim şeyin arkasından eşim daha da sonuna kadar gidiyor. Onu da şuradan bir söyleyeyim. O yüzden herkes şöyle bir yapsın. Yapamıyorsa ben yaparım. Evet. Şimdi güzel uyandım dedim. Güzel uyandım. Yani bunlar benim moralimi bozmaz. Çünkü yanlış anlamıyorum. Kan bağım yok, can bağım yok. Öyle oradan buradan. İsimsiz, cisimsiz, resimsiz, uyduruk uyduruk isimlerle gelip gelip yazan kişiler. Ha, bunlar da zaten beni pek ilgilendirmiyor. Çünkü zaten cesareti olsa bir resmi olur, ismi olur, cismi olur, değil mi? Hani sonradan baktırıyorsun zaten. Hani zor bir şey de değil. Hani yazanların şeylerine baktırmak, hani nereden geliyor, kim yazıyor, hangi şehir, hangi semt ya da kim? İP numarası denen bir şey var. Telefonunuzda olsun, evinizin internetinde olsun, dışarıda kullandığınız 5G'lerinizde, 4G'lerinizde olsun. Bu ip numaranız aynı. Yani aynı, kaçınılmaz son. İp numaranız var. İpleri ip numaralarından buluyorlar. Ona göre. Ona göre. Evet. Şimdi ben sabah sabah kalktım. Ay çok güzel kalktım ya. Vallahi çok güzel kalktım kız. Anlatamıyorum ki. Anlatamıyorum. Çok mutluyum. Kalktım. Çocuklar okula bıraktım, geldim. Ondan sonra ne mi yaptım? Çok bir şey de yapamadım aslında. İşkembe çorbası yapacağım. İşkembemi koydum. Eyşan için mısır haşlıyorum. Ondan sonra tavuklarımı soteledim. Tavuk soteledim. Üstüne de patates koyacağım. Fırına atacağım. Pilav yapmayayım yanına. Bir makarna türü falan bir şey yapayım. Sonra çorba olarak zaten işkembe yapacağım. Şöyle bir salata yaparım falan diye düşünüyorum. Yemeği öyle hallederim. Geçin yemeğe geçin. Gerçekten çok mutluyum. Çatlatacağım sizi var ya. Harbi çatlatacağım sizi. Söylemeyeceğim. Söylemiyorum. Mutluyum ama. Göstereyim işkembe çorbamı. Şimdi niye mutlusun onu söyle diyeceksiniz ama bak işkembe çorbamı göstereyim. Önce çorbalarımı falan göstereyim. Lütfen ya. Lütfen.
Şimdi işkembe çorbamı koydum. Mısırımı koydum. Tavuğumu hazırladım. Şu tavuğun üstüne bir patates yapayım değil mi? Patates, havuç, biber falan koyacağım. Böyle şey fırın atacağım. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Öyle yapayım. Başka anlatacağım konu var mıydı? Onu düşünüyorum şu anda. Başka anlatacağım konu var mıydı? Aa evet. Kız yaprakları ben dün saramadım. Pazı yapraklarını saramadım. Niye saramadım? Meşguldüm. Neler yaptım biliyor musunuz? Şuraya bir koyayım. Şuraya bir koyayım bir görün. Bir görün. Nasıl bir hazırlık yaptım bir görün. Kısır yaptım. Evet kısır yaptım. Biraz Emine ablama yolladım. Şimdi şeyin pazı yapraklarının içini de hazırladım. Pazı yapraklarının içini hazırlarken çekmedim şimdi. Yemek kanalı oldum resmen ya. Size tarif vere vere. Yemek kanalı kategorisine sokacağım bu YouTube beni. O yüzden vermedim. Ama isteyen olsa tabii yazabilirim sonra sizlere. Güzel kokuyor şimdi var ya. Böyle yapayım. Nane koyacağım biraz da. Kıymayla pirincimi pekiştirelim şöyle. Nar ekşisi de koydum. Sumak ekşim yok. O yüzden nar ekşisi koydum. Biraz da şey koydum. Sumak koydum. Bak gene veriyorum tarifi. Vermeyeyim. Böyle yoğura. Kaşıkla yapmayın zaten. Elinizle yapın. Siz dolma için falan hazırladığınız zaman elinizle yapın. Daha güzel bir özleşiyor. Daha güzel oluyor. Benim Ninja'da şu çekmemiş mesela. Şunu bir alayım şuradan. Şurada büyük kalmış. Ninja'nın küçüğünü kırdım ya. Büyüğüyle yaptım. O da su gibi olmasın diye az çektirdim tabii. O yüzden o kadarcık kalmış olsun. Bir şey olmaz. Biraz da nane getireyim. Onunla karıştırayım. Oldu da bitti iç işte. Bu kadar. Hear me out.
bir göstereyim. İşkembe. İşkembe mi derken benim işkembem değil ha. Kuzu. Kuzu işkembe. Kuzu işkembe. İki tane aldım. Böyle haşlıyorum. Haşlarken de bu ikinci suyunu değiştirmem. Üçüncü suyu değiştireceğim. Ben devamlı suyunu değiştiriyorum. Hani koku olmasın diye. Biraz sonra açacağım. İkiye böleceğim. İçlerini bir temizleyeceğim. Tekrardan koyacağım. Tekrardan haşlanacak. Artı Eşan Sultanıma da mısır yaptım. Mısır yaptım. Ocağımı batırmamaya özen gösteriyorum ama olsun. Nasıl temizliyoruz ocakları? Nasıl temizliyoruz? Seyrettiniz değil mi? Seyretmeyenler için tekrardan söyleyeyim. Ocak temizleme videom var. Onu bir izleyin. Çok böyle ucuz bir ürünle pırıl pırıl yapıyoruz. Temizliyoruz. Evet. Çok mutluyum ya. Vallahi. Bugün çok mutluyum. Çok mutluyum. Anlatamıyorum. Kahvem nerede? Kahvem nerede? Kahvemi de biraz önce içerken böyle bir azıcık damlatmışım herhalde. Bir şey olmaz. Kahve lekesi falan kalmıyor ki. Gerçekten kalmıyor. Hiç. Hemen çıkıveriyor. Şimdiye kadar ben çocuklarıma hiç lekeli bir şey giydirmedim. Çünkü lekelerin hepsini ben çıkartabiliyorum. Bulayım kahvemi. Oradaymış zaten. Isıtayım diye koymuşum, gene unutmuşum. Mutluluktan unutuyorum galiba. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ay, çok mutluyum. Patates soyacağım. Çatlatacağım sizi. Çatlatacağım sizi. Çok mutluyum ama. Çok mutluyum. Dolma saracağım. Dolmamı hazırladım. Eldiven alayım şuradan iki tane. Bahçeyle uğraşınca ne oldu biliyor musunuz? Bahçeyle uğraştığım şeyler, tırnaklarımın uçlarındaki frenchler gitti. Onları da akşam Eşen yapar. Kızım benim yapıveriyor, valla. Bana makinesini de almış. Öjelerini de almış, makinesini de almış hemen. 2 dakikada pişt, yapıveriyor yavrum benim. Gene dökmeyeyim de. Ha sorarsanız bunlar salaş biçimde giyiyorum ya böyle şeyden, Nike'dan. Siyahını da giydim. Siyahın da var, kırmızısı var, siyahı var, pembesi var, bu pembesi var. Hani ben seviyorum böyle salaş giymeyi, seviyorum. Zaten artık salaş oluyor ben giyince. Ama bu ara biraz şey yaptım herhalde. Toparladım, kilo aldım çok şükür. Çok şükür çünkü yüzüm çok göçüyor benim kilo verince. O yüzden biraz toparladım. İyi oldu. Sabah şöyle azıcık bir tost yedim. Mutluluktan yemek de yiyemedim. Kahvaltı da yapamadım. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Dolmamı sarmaya geçelim mi? Dolmamı sarmaya geçelim. Şu tavuğumun üstünü bir şey örteyim. Bir poşetle örteyim. Üstünü kapatayım. Hemen dolmadan sonra bunu çünkü fırına atacağım. Çocukların gelme saatine şey olur hiç değilse. Hazır olur. Hazır olur. Tamamdır. Tamamdır. Onlar da orada. Şu suyu bir değiştireyim. Bir daha değiştireyim suyunu. Suyu bir daha değiştireyim. Suyunu dökmüşken makasla bir keseyim onları. Hani içinde hiçbir şey kalsın istemiyorum çünkü. Tamamen temizlensin. Zaten temizmiş maşallah. Benim aslında airframe var. Ondan sonra ay benim vallahi bir sürü şeyim var öbür mutfakta ya. Onları buraya mı getirsem, ne yapsam, yoksa yemeklerimi artık hep öbür mutfakta mı yapsam? Bu malzemelerimi hepsini oraya götürüp de bu mutfakta sadece sunum mu ya? Bilmiyorum ya. Daha bir şey yapamadım yani. Doğru dürüst bir şey yapmadım.
Suyunu döktüm. Evet, o bir kere daha şey yapsın. Ben ne yapayım? Dün akşam içi hazırlamıştım. Gördünüz hazırlıklarımızı. İçi hazırlamıştım. O içi çıkarayım. Hemen şöyle bir saralım. İçim hazır. İçim hazır. Eldivenlerimi de götüreyim. Kahvemi de götüreyim. Hadi gidelim oraya. Geldim, geldim, geldim. Sehpamın başına geldim. Seviyorum ben bu dışta şeyler yapmayı. Şu manzarayı seyrede seyrede. Dışarıyı pek seyretmeyi sevmiyorum aslında bugünlerde. Çünkü çok dağıttım dışarıyı. Toparlamaya da vaktim olmadı gibi. Olsun, yaparım ben. Gene yaparım. Gene yaparım. Şimdi. Açıl. Açıl. Eldivenleri takıyoruz. Göstereceğim ben size nasıl yapıyorum pazıyı. Göstereceğim. Bak. Bu şekilde. Önce kahvenizden bir yudum alıyorsunuz. Üstünüze damlatmayın. Yaprak bu. Damarlı taraf yine buraya geliyor. Tamam mı? Sonra eğer ki burada çok sertlik varsa, oluyor ya pazı yapraklarında sertlik. Bu şekilde üstündeki sertliği biraz alıyorsunuz. Aldınız. Aldınız. Sonra buradaki yaprakların damarlarına hafif bıçağın tersiyle karnım gurulduyor. Vurdunuz, vurdunuz. Sarmaz daha kolay olacak. Şimdi böyle büyük yaprakları ben ne yapıyorum? Uzun sarmak istiyorsanız ikiye, kısa kısa sarmak istiyorsanız da 3'e kesin. Mesela böyle ben 2'ye keseceğim. Kestiniz. İçimiz zaten hazırdı. İçi de çok güzel hazırladım ama. Bütün illerde bu sarma değişik. Hani içinde de değişik yapıyorlar. Kıvamını değişik yapıyorlar. Sosunu değişik yapıyorlar. Ama lezzet hep aynı ya. Sonuçta pazı. Bu şekilde koyun. Yani bu şeyleri de sarılıyor. O şekilde yaparsanız damarları da sarılıyor. Böyle. Şöyle yapıverin. Kulaklarını içine sokun. Bitti. Böyle. Böyle. Böyle böyle. Hani çok şey olursa diyorum ya yapraklarda. Ben büyük tenceremi de getirdim. Damarlı taraf buraya geliyor. Gördüğünüz gibi. Hemen alıyoruz. Yırtmayın da benim gibi. Ben çoğu zaman bunu böyle keserken kenarlarını da kesiyordum. Şimdi biraz daha elim alıştı yapa yapa.
Ondan sonra da ne yapıyoruz? Hemen ezme işlemine geçiyoruz. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ezdiniz. Tamam. Bu yaprak biraz büyük. O yüzden bunu ne yapalım? Şöyle 3'e alalım. Yani anlayacağınız olay bu. Olay bu. Ya ben böyle sarıyorum. Belki siz daha değişik sarıyorsunuzdur ama ben bu şekilde sarıyorum. İlk ucunu kapatıyorum. Aynı bu şekilde. Böyle. Böyle. Mesela burası yırtık değil mi? Bu tarafına koyun. Bu tarafına koyun. Yani illa o taraftan başlayacağınız diye bir şey yok. O tarafa koyun. Şuradan şöyle doğru gelin. Bunu da şöyle içine koyuverin. Bu kadar yani. Demokraside çareler tükenmez. Gene oldu size dolma. Bu biraz gitmiş. Bazıları böyle çok şeydi. Delik delikti. Bunu altına sereriz. Altı tutmasın diye. Normalde soğan doğruyorum ben altına. Halka halka doğrayıp koyuyorum. Güzel oluyor. Pirzola etiniz falan varsa pirzola et de koyabilirsiniz. O da güzel oluyor. Böyle yapayım size. Böyle de yapıyorlar. Hani normal bildiğiniz dolma usulü. Ya sarmanın bir sürü çeşidi var yani. Hani sarabilirsiniz istediğiniz gibi. İçine pirinci koyun. Pirinç dışarı çıkmasın. Gerisi önemli değil. Gerçek söylüyorum ama ne olacakmış? Pirinç dışarı çıkmadıktan sonra al sana dolma yani. Yalan mı? Değil mi? Ne olacak ki?
Sanki pirinci oraya hapsetmeyiz gerekiyor çıkamasın diye. Sadece olay o. Yani onu bunu bilmem. Herkes yapabilir. Bütün kadınlar yapabilir. İşki istesinler yani. Benim eşten sultanım bile sarıyor dolma. Normal küçük küçük yaprakları mesela sarıyor. İsteyen herkes yapabilir yani. Yeter ki isteyin. İşkembem de şey olsun. İyice yırtık olan yerleri şöyle alacağım. Atacağım. Evet, vaktinizi bu dolmayla böyle harcamayın. Ben bunu sarayım. Ondan sonra da başka işlerime de bir devam edeyim. Benim bugün işim bitmez. Bugün çok mutluyum. Göstereceğim ama. Göstereceğim. 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 Şimdi videoyu sardırıp izlerseniz de hoş videoyu sardırıp izlemezsiniz. Çünkü ilk gösterimde izlerseniz sardırmanıza şey olmaz. Fırsat olmaz. İlk gösterimde sardıramıyorsunuz. Bu arada videoma gelip de ilk gösterimde çatıda durup da gelip yazmayan arkadaşlar var. İnin aşağı bir selam verin. Herkes gelebilir. Selam verebilir. Bir kalp koyun yeterli. Kalp koyun. Burada izleyin. Ses verin de ses. Valla. Bir de hani izleyip de ne amaçla izliyorsanız izleyin yani. Hani beni beğenmeyerek böyle çekememezlik yaparak izleyenlerin bile bana hakkı geçiyor. O çocuklara hakkı geçiyor. Sağ olun ya. Hakkınızı helal edin yani. Öyle birkaç kişi var. Fazla kişi yok zaten. Biliyorum. Onların da kim olduğunu da çok iyi biliyorum. Şeyde çok iyi biliyorum. Hani gizli gizli de izlenmiyor. Haberiniz olsun yani. Her şeyin bir programını yapmış adamlar. Şimdi bazen görüyorum orada burada. Aa, ben YouTube'dan şunu seyrediyorum da buna dislike attım da görebilir mi de bilmem ne yapabilir mi? Her şey görülüyor. Her şey her şey. Merak etmeyin. Her şey görülüyor. Yani bir de gidip oraya buraya sormayın yani bunu. Her şey görülüyor. Sorduğunuz bile görülüyor yani. Dangalak var size. Telefon çalıyor. Kesin eşim arıyordur. Kesin. Kesin. Ama böyle iki çaldırıp kapatır. Çünkü video çekiyorsam rahatsız olmayayım diye sadece çaldırır, kapatır. Blok kamerası almayı düşünüyorum aslında. Bir blok kamerası alırsam bloklarımı daha güzel çekebilirim aslında. Blok kamerası. O gün eşim gösterdi bana birkaç tane. Hangisini beğenirsen ondan alalım dedi. Bilmiyorum, daha karar veremedim. Blok kamerası alacağım. Bir de şey, blok gözlüğü. Kamera çekerken gözlükle çekiyorsunuz ya. O zaman rahatsız olun. Kimse rahatsız olmuyor, siz de rahatsız olun. Çünkü ben çekim yaparken utanıyorum böyle çekim yaparken falan. Hani ne bileyim. Hatice, vallahi Hatice'ye bravo ya. Hatice nasıl bir çekimler yapıyor. Kanalıma hoş geldiniz. Apartman daireme hoş geldiniz. Allah'ım Allah'ım. İşte ben öyle çekimler yapamıyorum. Niye bilmiyorum. Özgüvenim var benim ama böyle ne bileyim ya. Ben eskiden zaten çok utangaçmışım ya. Kıskan çok. Eşan ne ki eşan ne ki. Ben daha fenaydım. Ben böyle çok sessizdim yani. Hani çok sessizdim. Ama ondan sonra yani insanlar, olaylar, zamanlar insanın yavaş yavaş sesinin çıkmasının gerektiğini hatırlatıyor ve gösteriyor. Ve zamanla evet yavaş yavaş sesimi çıkartmam gerekiyormuş dedim yani. O yüzden artık sesimi çıkartıyorum. Çünkü çok sustuğunuz zaman da insanlar üstünüze geliyor. Bu her zaman böyle. Ne kadar susarsanız insanlar üstünüze geliyor. Bazı yerde sesinizi çıkartmanız gerekiyor. Bazı yerde noktayı koymanız gerekiyor. Bazı yerlerde işte hadlerini bildirmeniz gerekiyor. Ama kişiliğinizi, karakterinizi bozmadan, hanımlığınızı bozmadan.
Arada kamyon şoförü çıkıyor içinden. O da hak ediyorlar ya, ne yapayım? Hak ediyorlar yani. Hak edene hak ettiğini vereceğim. Ekmeğimiz gelmiyor, aşımız gelmiyor. Herkes haddini bilecek yani. Bilecek. Bu da çok ayrılmış. Şunu ortadan şöyle ayırayım. Böyle sarayım. Sonuçta dolma ya. Dediğim gibi pirinci için hapsedeceğim dese bitti. Artık görmüyor, kaşıkla da koymuyorum. Parmaklarımla koyuyorum ama eldivenim var. Eldivenim var. Hatta bazen bana şey yazıyorlardı, ben böyle tırnak falan. Ay o tırnaklarla yemek mi yapılır falan. Sana ne, sen mi yiyeceksin? Sana ne? Sen mi yiyorsun? Eşim memnun, alan memnun, satan memnun. Sana ne oluyor ki? Yani sana ne? Tırnakları da ben şey için yaptırıyorum. Yani bu yanda etler oluyor ya, tırnak etleri. Onları ben çok yiyordum bir ara. Onun için devamlı tırnak yaptırıyordum ki hani uzun ve çekiniyorsun onları yemeye, ağzına götürmeye. Ve bahçe işi yaparken falan çok zor ya. Yani bir şey, ben hanımcık bir duran bir kadın değilim ki. İnşaata gidiyorum, bahçeye dalıyorum, bilmem ne yapıyorum. İnşaata gidince bile rahat durmuyorum ki. Oradan oraya, oradan oraya temizleyin, bilmem ne yapayım diye. Rahat dursam neyse. Bazen ben inşaat temizliklerini bile yapıyorum. Neden biliyor musunuz? İnşaat temizliği yapıyor. O temizliğe vereceğimiz parayı yardıma yolluyoruz. Bu da güzel. Onu da kendi benim alın terimle gitmiş oluyor işte. Ne güzel değil mi? Yani yapmamız gerekiyor bazı şeylerde. Böyle yapmamız gerekiyor. Gerekiyor. Öyle öyle daha çok insana yardım edebiliriz mesela. Ama gerçekten ihtiyaç sahiplerine. Evet. Şunu da şöyle bir yapayım. Ondan sonra eşimi bir arayayım, merak etmesin. Ondan sonra devam edelim. Bunu bitir. Sonra da şöyle alfreskoya bir çıkayım. Çıkayım. Ben biraz salap salap yapmaya başladım. Nasıl görmüyorsunuz? Ha, bu kırmızılar da değişik. Aslında böyle bir şey olduğunda Emine ablaya desem, Emine abla birlikte yapalım desem, birlikte yaparız, daha hızlı yaparız değil mi? Şu iyice şey yapsın. O da biraz rahatsızdı, kendine gelsin. O da çok iyi. Onun sohbeti de çok güzel ya. Yani gerçekten anne gibi. İşkembemiz de kaynıyı kaynıyı. Evet, bu da güzel sarıldı. Tam kıvamı da haşlamışım. Yani ne yapraklar yırtılıyor, ne kart kalmış. Tam kıvamında olmuş. İşte haşlarken dikkat edin. Siz bilirsiniz yaprağınızın şeyini. Hani haşlarken şöyle, aa tamam bu sarılır dereceye geldi dediğiniz an çıkarın. Soğuk suya basıverin. Ben şunları bir çıkarıp yenilerini takarım. Eşimi de arayayım. Ondan sonra da devam ederim. Evet, eşimle konuştum, geldim. O arada soğanımı dilimledim. Soğanımı dilimledim, hazırladım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Tenceremin altına dizeceğim. Bunu tencerenin altına dizdikten sonra şu bu sardıklarımı, önce bu yırtık yaprakları koyacağım. Ondan sonra bu sardıklarımı üstüne dizeceğim. Öyle. Evet, dolmamı sardım. Şöyle şu araya bunu bir kondurayım. Sonra sarmadı, attım attı demeyin yani yaprakları. Sardım bak, mis gibi. Sosunu da hazırladım. Sumak, zeytinyağı. Büyük büyük doğranmış soğan. Eşim çok seviyor bunu. Eşim bu soğanlar böyle büyük büyük doğranacak. Üstüne dökülecek. Bu susuz değil, böyle sulu sulu olacak. Öyle seviyor. İşte içine tuz da koydum. Biraz zeytinyağı, tuz, kekik, biber salçası, domates salçası, soğan, su. Tamamdır. Üstüne dökelim. Üstüne mermer falan koymayın. Yani dolma yaprağı gibi değil bu. Sarma yaprağı gibi değil. Mermer falan koymayın. Bir de suyunu siz böyle çok bol koymayın. Eğer sulu sevmiyorsanız.
bir parmak aşağıda olsun suyu, o yetiyor. Küçük bir tabak falan bir şey koyabilirsiniz. 20 dakika o şekilde pişirin. Ondan sonra o tabağı alın, 10 dakikada o şekilde pişirin. Bitti. Mis. Hadi bakalım. Ben bunu döktüm. Ben bunu çok kısık ateşte fokurdatmadan, yani böyle fufufuf kaynatmadan pişireceğim. Çünkü dağılmasın diye. Çok kısık ateşte fokurdatmadan soğanlar yumuşayana kadar pişireceğim. Ondan sonra sulu bir yemek olacak. Eşim böyle seviyor. O şekilde de yiyecek. Afiyet olsun şimdiden. Şimdi çok merak ettirmeyeyim. Daha fazla sizi merak ettirmeyeyim. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Sürpriz yapacağım size. Bahçeme doğru çevireceğim şu kamerayı. Bahçem darman duman. Temizlerim. Bir şey değil. Allah önce can sağlığı versin. Gerisi gelir. Allah önce can sağlığı versin. Allah önce benim minnoşumun beybileri oldu. İncimin beybileri oldu. Oy oy oy. İncim ya, incim ya. İki tane baby'miz var. Tamam ama gösterelim. Bir gösterelim. Bir maşallah desinler. Bir maşallah desinler. Bir maşallah desinler. Nasıl telaş yapıyor bak. Anne. Anne. Çok yumuşaklar. Çok güzeller. Benim kızım da çok güzel anne. Çok güzel anne. Çok güzel anne benim kızım. Benim kızım çok güzel anne. Çok güzel anne. Araya şimdi size videoları koyacağım. Benim kızım yatağı matağı da atmış. Benim kızım doğurmuş. Benim kızım doğurmuş. Debelene debelene doğurmuş yavrum benim ya. Ay Eşan bağırıyor anne bebek boyalıyor diye. Ay gözümüzü açtık. Allah'ım ya Rabbim ya. Başka var mı? Başka var mı? İki tane mi geldi? İki tane mi var? Ay Eşo. Eşo hala yalıyor kız. Sen ne yaptın sen sen? Sen ne yaptın sen? He? Kurban olurum sen ne yaptın sen? He? Ay onlar da yavrum nasıl bağırıyorlar? Sen ne yaptın sen? He? Sen ne yaptın sen? He? Nerede nerede dur dur. He he baba oldum he. Baba oldum he. Baba oldum tipsiz. Baba oldun geç. Gel. Baba oldun. Babylerin mi var artık senin? He? Babylerin mi var? Baba mı oldun? He? Tipsiz seni. He? Benim kızım hala yalama yıkama derdinde. Ben temizleyeceğim seni. Annem ben temizleyeceğim. Sen otur ben de. Şşt, hırlama yok. Hırlama yok. Gene başladı hır hır. Anne oldu ya artık. Nasıl sahiplenir? Nasıl korur? Ağzını yedim. Şu elbiseni çıkartacağım ama. Elbiseni çıkartacağım bebiler. Ama emiyorlar mı? Tamam. Emsinler sonra çıkartalım bir. Tamam mı kızım? Tamam mı yavrum? Kuzum benim. Nasıl sahipleniyor? Nasıl sarılıyor? Bu ayağı hep yukarıda kalkar. Böyle titriye titriye ayağını yukarıda tutar. Babylere değmesin. Nasıl bir güzel annedir benim kızım. Nasıl bir güzel anne. Nasıl bir güzel anne. Tipsiz kızım benim. Heh. Şimdi papara yiyeceksin az kaldı. Sen şimdi papara yiyeceksin az kaldı. Şimdi papara yiyeceksin.
Yiyeceksin, yiyeceksin. Şimdi bir görsün paparayı yiyeceksin. Ama bekliyorum paparayı diye. O da merak ediyor ne oluyor diye. İki tane daha geldi, bir şey olmuyor. İki tane daha geldi sizden. Ha, bir şey olmuyor. Tipsizler sizi. Bir şey olmuyor. Bak. Nasıl yalıyor nasıl? İnci, sen annem oldun kızım. Sen annem oldun. İki tane de maşallah çok büyükler. Maşallah. Karşı çekil. Çekil. Göbeklerini de kestik, bağladık, temizledik, yıkadık, yuvduk hesabı. Kız, kız Allah'ım. Şimdi annesi hala yalıyor, temizliyor. Ben iyice temizledim, göbeklerini kestim, iple bağladım. Hem emziriyor hem şey yapıyor. Altına da sıcak su torbası da koydum. Zaten bunları yıkayıp ütülediydim biliyor musun? Sıcak su torbası koydum atlarına da. Oh, oh ısındılar iyice. Oh, oh annesinin balları bunlar ya. Oh gel şuraya gel şu sıcağa gel. Ha. Annesi, annesi. Ha. Hadi, hadi aferin kızıma benim. Aferin. Kakaların çişlerini böyle yaptırıyor ince. Yazık yavrum çok güzel anne oluyor. Çok güzel anne oluyor ya. Çok güzel anne oluyor ya. Sabah bir kalktım. Sabah Eyşan'ın sesiyle aşağıya koştum. Benim kızım görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Benim kızım görüyorsunuz değil mi? Hala temizleme derdinde. Hala temizliyor. İnci'yi daha fazla temizleyemedim. Yani temizledim. Ama o kendini de temizliyor. Görüyorsunuz değil mi? Benim kızım. Nasıl bir anne oldu, nasıl bir anne oldu. Hemen zaten sütlerini hazırladık, yedek sütleri. Eğer ki incimin sütü yetmezse diye sütleri falan da hazırladık. Bebekleri falan da temizledik. Kendi temizlemişti ama ben biraz daha temizledim. Böyle ama çok mutluyuz, çok mutluyuz, çok mutluyuz. Öyle bir annelik yapıyor ki hem emziriyor, hem çişini yaptırıyor, hem kakasını yaptırıyor. Öyle bir güzel anne ki, öyle bir güzel anne ki ama doğumunu size çekemedim. Kendi kendine doğurmuş, temizlemiş ki ses çıkartmadan. Çünkü bizim evde çok erken kalkılıyor. Yani bayağı erken kalkmış oğulcan, spor yapmış. Saat sabahın 3.30'da kalkmış benim oğlum. Spor yapmış. Spor adamız biliyorsunuz burada. O arada anne geldim baktım zaten. Hiçbir şey yoktu. Dedim nasıl olur ya? Siz inanın 45 dakika içinde ikisini birden doğuruyor ve temizliyor. Eşim evden çıkıyor 45 dakika sonra biz aşağı iniyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 45 dakika içinde doğurmuş. Normalde bebekler zaten 45 dakika ve 1 saatte hani biz hayret ettik. Gerçekten hayret ettik. Allah'ın işi işte. Onu böyle çok çabuk kurtarmış. Benim kızım çok kolay doğurmuş. Ben 3 tane falan diye düşünüyordum. Çünkü hani karnı bayağı büyümüştü ve hareketler çok fazlaydı. Önceki hamileliği gibi değildi. Ama bebekler maşallah büyük. Bebekler büyük. Çünkü son zamanda ben İnci'yi hiç kaldırmadım. İnci'yi yürütmedim, kaldırmadım. Bebek arabalarında gezdirdim. Her gün balığını yedirdim, ciğerini kızarttım. İşte suyunu bile önüne götürdüm, verdim. Yani hamileliğini o şekilde geçirdi. Çok şükür şimdi bebekler de çok iyi, kendi de çok iyi. Çok iyiyiz biz.
Benim kızım ya. Benim kızım ya. Ama bebeklere benim dokunmama izin veriyor. Yani ben bebeklere dokunabiliyorum. Benim dokunulmazlığım var o konuda. Ben bebeklere dokunabiliyorum. Bu örtüyü hemen koydum. Çünkü incede daha lekelenmeler var, şey var diye. Bu örtüyü koydum. Biraz sonra alacağım bu örtüyü de yıkayacağım. Yine dezenfekte edeceğim, ütüleyeceğim ve yerine koyacağım. Çok güzel anne. Çok güzel anne, mükemmel anne. Buradaki güzelliği görün, dışarıdaki rezilliği görmeyin. Dışarıdaki rezilliği görmeyin, buradaki güzelliği görün. Dışarısı darman duman. Ama emin olun yapacaktım ama incinin ağırlaştığını ben hissettim. O yüzden hazırlıkları hızlandırdım. Ki dün akşam bayağı bir hızlandırmıştım, gördünüz. Bir yalıyor. Yalasın gene alacağım. Gene alacağım. Alacağım, seveceğim. Seveceğim. Buharlı mı göster? Güneş ışığından öyle görünüyor ama. Ya güneş ışığından öyle görünüyor. Bir alayım seveyim. Azıcık sev. Ne olur inci. Azıcık daha seveyim. Ne olur inci. Ne olur inci. Azıcık daha öpeyim. İnci, ne olur inci. Azıcık daha öpeyim ya. Nasıl bakıyor yüzüme? İnci, ben biraz severken sen de azıcık dışarıda oynasan. Olur mu inci? Ay. Minnoşlarım benim. Benim yavrularım benim, minnoşlarım benim. Biricik de böyleydi. Biricik daha küçüktü. Bunlar gibi maşallah, maşallah, maşallah değil. Maşallah değil, maşallah değil. Ay Allah'ım, ay Allah'ım. Siz ne güzelsiniz. Hadi sen azıcık bir dışarı çıkartayım. Ben bunları bir böyle sıcakta tutayım, sonra incimi biraz dışarıya bırakayım da geleyim. İnci çıktı, çişini yaptı, geldi ama incinin hareketlere bak. Bebeklerini vermem için incinin hareketlerine bir bakın. Nay, sit. Sit. Nay. Bak şimdi ne yapacak, seyredin. Hani beybilerin? İnci beybiler nerede? Hani beybilerin İnci? Al beybilerini hadi. Al kızım beybilerini. Al beybilerini. Güreşiyorlar onlar da, güreşiyorlar. Bak benim oğulcan bu. Bu da Oğuzhan. Güreşiyorlar bak bak. Güreşiyorlar bak. Ne oldu İnci? He kızım? Al beybini. Al beybini. Hani beybilerin? Al kızım beybini. Al kızım. Acıtırım diye taşımıyor. Normalde taşır. Normalde taşır. Normalde taşır.
İnce. O örtüyü alalım. Örtüyü alalım İnce. Örtüyü alalım. Bir dakika kız. Bir dakika kız. Gel kız. Dur İnce. Örtüyü alacağız anneciğim. Dur. Dur. Bekle. Stay. 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 Şşş. Stay. Sıcak su torbası yapmıştım. Onu da şey yapalım. Şşt. No. Stay. 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 Kızım bir dakika dur. Kızım bir dur. Bir dur. Bir dur. Stay. Dur. Dur. Kızım dur. Dur. Bekle. Bekle. Ha. Gel jump yap. Ha, oldu şimdi. Şimdi oldu. Daha temiz oldu. Daha güzel oldu. Daha mis oldu. Ha. Oldu. Hadi. Hadi. Sıcak su torbasını da şeyini değiştireyim ben gene. Bu yalamasının nedeni çişlerini yaptırıyor. Kakalarını yaptırıyor, çişlerini yaptırıyor. Hem emziriyor hem kaka ve çişlerini yaptırıyor. Çok güzel bir anne, çok güzel bir anne. Annelik yapamayanlar, anneyim diye geçinenler, çoluğuna çocuğuna zaman ayırmayanlar seyretsinler bence. Bence seyretsinler. Nasıl annelik yapıyor? Nasıl annelik yapıyor? Benim kızım annelik yapıyor. Sıcak su torbasını da hemen. Daha sıcakmış hoş. Bunu da atalım hemen. Bu da yıkansın hemen. Heh. Good girl İnci. Good girl İnci. İnci good girl kızım. Good girl kızım. Ah, suyun iç. Suyun iç. İçmiyor. Habire temizleme derdinde. Habire onları yalama derdinde. Habire onları temizleme derdinde. Böyle. Böyle. Biz artık geniş bir aileyiz. Biz zaten 5 kişilik. Böyle kocaman bir aileydik. Ama sonradan işte heyecanlarımız yavaş yavaş katıldı, yavaş yavaş katıldı. Biz daha da büyük bir aile olduk ve sizlerle de daha da büyük bir aile olduk. Ben bunlarla biraz ilgileneyim. Ben artık biraz yoğun olurum. Ona göre bana biraz daha fazla destek vermeniz lazım gibime geliyor. Videolarımı paylaşırsanız, eşinize, dostunuza, akrabalarınıza kanalımı önerirseniz memnun olurum, sevinirim. Artı beğeni ve yorumlarınızla bana destek verirseniz, ihtiyaç sahiplerinin ellerini tutmamıza yardım ederseniz yine sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalımın gelirleri ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum videolarıma. Bu videomu da bu güzelliklerle böyle kapatayım. Bu minnoşlarımla kapatayım. Mutluyuz. Bizim mutluluğumuz sizi de mutlu etti. Eminim ben buna. Güzel yüreklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.